diyelim ki çok konuşmak istiyorsunuz, bir şeyi paylaşmak istiyorsunuz, o gün bir şey yaşadınız, eşinize anlatıyorsunuz güzel güzel. Anlamaz o kız, ne anlar? Anlamaz ki. Sustuğunuz zaman sinirlenir misiniz böyle baksa yüzünüze? Öyle o kız gibi bakıyor, ben de tabii ne yapayım? Çamış. Merhaba teyze. Merhaba teyze, ne? Çok konuşur musunuz? He, konuşurum ben de, var ya konuşurum. Hangi konuda olursa olsun konuşur musunuz? Konuşurum, tartışırım yani. Eşiniz şikayetçi olur mu çok konuşmanızdan? He olur, kızar bana. Ne der size? Yeter artık, çok konuştun, kafam çok konuştun, şişti. Çok konuştun, deli paşanı daha konuşma der. Yani vallahi der bak. Ne vallahi yaparsınız o zaman, susar mısınız yoksa? Susmam, ağzına geleni yine söylerim. Abi şöyle susun. Bir dinlenmez misiniz, bir mola vermez dinlenmem misiniz? Dinlenmem, önce sinirlen desem sigirim geçeceğiz, dinlenmem. Sustuğunuz zaman sinirlenir misiniz böyle baksa yüzünüze? He öyle. Öyle o kız gibi bakıyor, ben de tabii ne yapayım? Çamış. Haberler mi? Çıkacak. Haberlerde çıkacaksınız. Ben hiç bakarım bağırım bak. Çok konuşan diye anlatacağız size haberde. Ne de tamam, beni şeyleyin alın, ben gelirim kanalım. Belli oluyor zaten. En kötü şey erkeklerin kute takmaları, saç uzatmaları, bıyık koymamaları, yani karı gibi giyinmeleri. İkincisi de kulağını kuyruğunu deldirmemeli, erkek değil. Erkek değil mi? Karı mı? Kadınlar takıyorlar şimdi kütle yüzüğü, erkek de takıyor, ben anlamadım bunu. Eskiden bir saygı sevgi vardı. Hani eski erkek, babamın zamanındaki erkek oğlum. Şimdi erkekler olmuş kadın, kadınlar olmuş erkek. Yani böyle. Ah pisler, ah onu hiç sorma, sigara açıyorlar, zıkkım içsinler de. Onu öyle tükürüyorlar ya, mikroplar. Ona çok kızıyorum ben. He bir de öyle derler de oh, diller, pislikler. Bir de şey yaparlar. Yani erkezli gezininler, arabanın çöpü, sigara içerler, arabanın çöp dışarı. Lan o rahatına bak, kötü kulluğun birini aç. Değil mi kızım? Erkek kalmamış piyasada. Erkek yok, sahip çık. Değil mi? Namusuna sahip çıkmak, hani erkek mi kalmış öyle namusuna sahip çıkacak erkek nerede? Ben göremedim. Var mı bir tane? Varsa alnından öpeceğim de. Vallahi yok. Yani ha, doğru kızım işte yok. Kısak ol, aç. Ben bununla evleneceğim diyor. Avradı açıyor, soyuyor, sobana çeviriyor. Ondan sonra dört gün sonra bırakıyor. Böyle bir saçmalık var mı? Ben kabul etmiyorum böyle bir şeye. Evlilikleri de oyuncak ettiler. Bugün evleniyorlar, yarın boşanıyorlar. Bugün evleniyorlar, yarın boşanıyorlar. Ulan adam gibi çalış da bir çoluğa çocuğa bir sahip çık. Anladın değil mi oğlum? Kime, ne zaman çıkacak kız mı dediğiniz gibi? Ne arayayım anam kızım, Allah'a kurban olayım. Eskiden böyle yoktu. Eskiden saygı vardı. Bir erkeklerde falan bir dingil düzen vardı. Şimdi hiç yok. Maşallah erkekler olmuş birer avlat. Kadınlar olmuş birer herif. Şunların gittiklerine bir bak, işte ben yalan söylemiyorum daha. Evet. Ya ben söylerim, yalan söyleyemem ben. Erkek çalışıp dört dörtlük eskiden evine bakıyordu. Eskiden erkek kadınlarını temiz giydiriyorlardı. Şimdi erkekler avratları açıyor cili cıplak. Bir de koluna girip gidiyor. Öyle ne? Hay çeresiz. Senin onu bir de akşam alıp koynuna yatacak. Utanmadan millete teşhir ediyorsun sen onu. Yalan mı kızım? Yani teşhir ediyorsun. Yalan mı? Aa bunlar da erkek. Yani sor, bunlar da aynısını yapacaklar işte. Erkekse tabii. Sizi tanıyalım efendim. Ben Hazel Durgut ablam. Ben Yörük. He Hazel ablam Yörük. Anladın mı? Bu düşünceleriniz için çok teşekkür ederim. Ya rica ederim. Allah sizin işinizi gücünüzü versin. Diyelim ki çok konuşmak istiyorsunuz, bir şeyi paylaşmak istiyorsunuz. O gün bir şey yaşadınız, eşinize anlatıyorsunuz güzel güzel. Anlamaz o kız, ne anlar? Anlamaz ki. Sustuğunuz zaman sinirlenir misiniz böyle baksa yüzünüze? He öyle. Öyle o kız gibi bakıyor, ben de tabii ne yapayım? Çamış.